Herkese merhabalar, kanalıma ve karavan yapımı ikinci videoma hoş geldiniz. Bu videomda karavan boyası, kaporta işleri ve de taban iskelet yapımıyla yalıtım yapımı aşamalarını anlatacağım. Arabamızın kaportasında hasarlı, çöküklü kısımlar vardı. Önce bunları kaportacıda düzelttirdik. Kapılardan ve camlardan su girdiği için fitillerinin yenilenmesi gerekiyordu. Biz bu arada aracımızı boyacıya vermiştik. İnsanlara olan itimadımızdan dolayı boyacıya, tanıdığı bir otocamcıya aracımızın fitillerini yenilettirmesini ve daha sonrasında boyama aşamasına geçmesini istedik. Oradaki camcı piyasanın üstüne bir fiyata binek otofitili takmış bizim aracımıza. Biz anlamadığımız için fark etmedik. Ta ki taktığımız pencerelerin nem testini yapmak için su dinamosuyla aracın tavanından su verdiğimizde kapı kenarlarından suyun arabanın içine aktığını gördük. Hemen Muğla Ortaca Sanayisi'ndeki bir kaportacıya aracımızı götürdük. O da fitillerin Renault 12 binek araca ait olduğunu, ticari araçların kayar kapı ve arka kapılarına kalın fitiller takılması gerektiğini söyledi ve bizi bir otocamcıya yönlendirdi. Otocamcı Denizli'de bize 1500'e yapılan fitilin kendisinde 400 TL olduğunu söyledi. 850 liraya bütün kapılarımızın fitillerini yeniledi. Böylece su alma konusunu da çözmüş olduk. Denizli 3. Oto Sanayi'deki Yılmaz Otocam bize yaptığın bu yanlışı umarım başkalarına da yaparak onları da bizim gibi muzdarip etmezsin. Aracımızın kaportasının altında bulunan marşbiyel çürüdüğü için önceki sahipleri içine odun koyup üstünü macunla kapatıp boyamışlar. Boya atölyesinde bunu söktüler. Yerine de yeni saç kaynattılar. Sağ olsun boyacı arkadaş burayı da yenilerken videosunu çekivermiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Sizlere de faydası olur diyerek videomu ekledim bu kısmıda. Gelelim aracımızın boyanmasına. Aracımızın dış kısmında güneş yanıkları, çizikler ve benzeri bulunduğu için estetik olarak hoş görünmüyordu. Hem güzel olması için hem de eşimin sevdiği bir renge boyatmak istemesinden dolayı boyacı araştırmasına girdik. Boyacılar birbirinden çok farklı fiyatlar söyledi. 8000 TL ile 37000 TL arasında fiyatlar söylediler. Özellikle Muğla civarındakiler fiyatları çok yüksek söylediler. Denizli'dekiler daha uygun fiyatlar söylediler. Ve biz de en sonunda Denizli'de 3. Oto Sanayi'de bir boya atölyesine fırın boya yaptırmaya karar verdik ve aracımızı oraya bıraktık. Aracımızı iki renge boyattık. Tavan kısmı beyaz, alt kısmı da mavi ile yeşil arası bir ton. Bu rengin ismine su yeşili deniliyormuş. Aracımızı yeni boyasıyla 10 günün sonunda teslim aldık. Araca ağır yük yükledikleri için ortadaki alanda yarık vardı. Bu yarığı da kaportacıda punto kaynak yaptırdık. Kaporta ve boyama işlemlerini ustalarına yaptırarak tamamladık. Artık bundan sonra ustalar biz olacağız. Karavanımızın iç döşemelerini ve bundan sonraki aşamalarını hep kendimiz yapmaya devam edeceğiz. Aracımızın içinde paslı alanlar vardı. Hırdavatçılar da pasları temizlemek için spiral ucuna ya da matkap ucuna takılan tel aparatlar oluyor. Biz spiral ucuna takılanından aldık ve onunla bütün bu pasları temizledik. Bu işi yaparken gözlük ya da siperlik kullanmak gerekiyor. Teller yerinden çıkıp sağa sola fırlayabiliyor. Eşimin üzerinde tişört ve şort olduğu için kollarına bacaklarına gelen tellerden dolayı bayağı canı yandı. Aracın birçok yerinde vida delikleri vardı. Pasları iyice temizledikten sonra arabayı güzelce sildik. Ve sildikten sonra da bu delikleri Dyson'la kapattık. Aracın hiçbir yerinde delik bırakmadık. İlerleyen zamanda su alarak bize sıkıntı çıkarmasın diye. Tüm delikleri kapattıktan sonra aracın zemininde tekrardan paslanma olmaması için beyaz renkte antipas boya aldık. Boya çok koyu kıvamda olduğu için boyanın içerisine az miktarda tiner koyduk ve tinerle biraz açtıktan sonra bütün zemini bununla boyadık. Pasın fazla olduğu yerleri iki kat boyadık. Önce birinci katı boyadık. İyice kurumasını bekledik. Kuruduktan sonra da ikinci katı boyadık.
Diğer pasın az olduğu yerleri de tek kat boyadık. Boyadıktan sonra boyanın iyice kuruması için bekledik. Boya kuruduktan sonra karkas işlerine geçtik. Bunun için keresteciden 5'e 10 kereste aldık. Marangozda hizara 2'ye 3 olarak kestirdik. 2'ye 3 olarak kestirdiğimiz keresteleri aracımızın zemininin ölçüsünde kendimiz dekubaj testereyle kestik. Dyson'un ucunu eşim merev olarak kesmiş. Bu şekilde kesildiğinde köşelerde, kenarlarda sürmesi daha kolay oluyormuş. Daha düzgün sürülüyormuş. Zeminde yeni delikler açmamak için vidalama yapmadık. Bol bol boydan boya Dyson sürerek kerestelerimizi yapıştırdık. Dyson'ın daha iyi, daha sağlam yapışabilmesi için üzerine ağırlık yapması açısından taş koyduk. Çocuklarımız tarlanın kenarlarından taşlar bulup getirdiler. Onlar da karavanımızın yapımında bayağı çalışıp emek veriyorlar. Kamp yapmak ve gezmek istiyorlar. Hayallerinde birçok yer var şimdiden daha. Kerestileri önce uzunlamasına yapıştırdık. Uzun ölçülerde keserek, sonra aralarına denk gelecek şekilde daha kısa keresteler kesip yapıştırdık. Yapıştırma işlemini tamamladıktan sonra Dyson'ın kurumasını bekledik. Dyson iyice kuruduktan sonra üzerine koyduğumuz taşları kaldırdık. Tabi taşların üzerindeki toprak toz arabaya döküldü. Onları da iyice silip temizledik. Gelelim zeminin izolasyonuna. İzolasyon için Nalbur'dan bir paket 30 milimlik XPS aldık. Baştan Nalbur'umuzla konuştuk. Artarsa geri alıyor musunuz diye alırız dediler. XPS'leri karkasların arasına tam oturacağı şekilde ölçtük, kestik. Altlarına Dyson sürerek karkasların arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirdik. XPS'in yarım paketi aracımızın zeminini kaplamak için yeterli oldu. Artan kısmını da geri verdik. Karavanımızın diğer kısımları için kendinden yapışkanlı farklı bir izolasyon malzemesi kullanacağız. Bunu da yine internetten siparişini verdik. Gelmesini bekliyoruz. Karavanımızın zemin izolasyonunu tamamladıktan sonra videomu sonlandıracağım. Kendimi geliştirebilmem için fikir ve önerilerinizi yazarsanız sevinirim. Yine merak ettiğiniz soruları sormaya da çekinmeyin. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışırım. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup zili tümü olarak işaretlemeyi ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın, hoşça kalın.